Allah'ın külli kaderi vardır. Mutlak irade, mutlak kader sahibidir. Allah'ın külli kaderi aslında eşya, insan ve kainat için yasaları koyar. Ve irade dışı eylemlerin tamamı Allah'ın külli kaderine tabidir. İradeli eylemler de Allah'ın kaderine tabidir. Allah'ın irade konusundaki kaderi iradeyi kullanmaktır. Anlaşıldı mı? Yoksa anlaşılmadı mı? Evet. Bizzat kader kelimesi Kur'an'da 11 yerde kullanılır. Mursilat 22, Taha 40, Kamer 49, Ra'd 17, Hicr 21, Mü'minun 18, Şura 27, Zuhruf 11, Bakara 236, iki kez geçiyor Bakara'da, 236'da, Ahzab 38. Hepsi. Kur'an'da kader kelimesinin kullanıldığı bütün bu ayetler içinde hiçbiri insanın bilinçli ve iradeli eylemlerine taalluk etmez. Tüm ayetler Allah'ın kainat, insan ve olaylar için bir ölçü ve yasa koyduğuna delalet eder. İlahi kader ile kastedilen hiçbir şeyin gelişi güzel, ölçüsüz, hesapsız olmadığıdır. Buna iman esastır. Allah ölçüsüz iş yapmaz. Evet. Kadere imanın hakikati Allah'ın hiçbir şeyi gelişi güzel yaratmadığına, her şeyi bir ölçü ve yasaya bağladığına imandır. Kur'ani hakikati bu olan kader meselesine, sorumluluğu tamamen insana ait olan iradi eylemler maalesef kültürel olarak sonradan dahil edilmiş ve bu fikrin kökü Kur'an'ın önünü kestiği cahili kaderin encine dayanır. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık diyen müşriklerin kaderine. Tabirca Kur'an demiştim, 5 hususta cahiliyenin önüne set çekti. Mucize. Kader meselesi, efendim, şefaat meselesi, kölelik meselesi, kadın meselesi. Ama cahiliye ne yaptı? Bu 5 meselede Kur'an'ın altından oydu ve 100 yıl sonra kendini rivayet kültürü içinden yeniden diriltti. Rivayet kültürünü de istismar etti ve kullandı. Eyvallah. Dolayısıyla bu meselelerde çok dakik ve hassas olması lazım. Kur'an ile inşa olmayan yaş yere yatar. Yaş yere yatar. Yaptığını da çok gördük zaten. İşte سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا وَلَا اَبَاؤُنَا Eğer müşrikler dediler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız şirk koşmazdık. Doğru mu peki? Allah mı diledi onların ve babalarının şirk koşmasını? Allah insanın şirk koşmasını diler mi? Bu Allah'a iftira olmaz mı? O zaman bu kader anlayışı nasıl bir kader anlayışıdır? Evet, elinizde buna dair bize karşı sunabileceğiniz sahih bir delil var mı diyor ayetin devamında. En'am suresi 148. ayet. Yani bunu söylüyorsunuz da bana bir deliliniz var mı bunu? Yani Allah size bunu kader kıldığına dair. Ve arkasından ekliyor, siz yalnızca zannın peşinden gidiyorsunuz ve sürü psikolojisiyle hareket ediyorsunuz diyor. Evet, yahrus, tahrusu, tam kelime bu. Tahrusu. Yani sürü güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Bunun fakir böyle çevirdi, böyle meallendirdi. Kur'an'ın daveti neye? İnsanı kendi eylemlerinin ahlaki sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor Kur'an. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Ayete bakın, ayete. İsra 13. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Eyvallah. Oradaki tair aslında kader yerine kullanılan mecazdır. Evet, Arap dilini iyi bilenler bunu bilirler. Evet, tıyara derler. Şans, talih, kader, kısmet demektir. Eyvallah. Dolayısıyla biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İsra 13 nokta. Bitti mi?
Hiç kimse Allah'a iftira etmesin. Hiç kimse Ebu Leheb, ezelde Ebu Leheb olmak için Allah tarafından kararlaştırıldı demesin. Öyle derse Ebu Leheb'in suçu yok demiş olur. Eğer öyle derse Yezid haklı olur. Çünkü Yezid Hazreti Zeynep'e onu Allah öldürdü. Çünkü bizim buraya gelmemiz kader diyordu. Buyur. Bugünkü Yezidler de böyle diyorlar. Suriye'nin Yezidi de böyle diyor. Libya'nın Yezidi de böyle diyor. Nedense hep birbirine benziyorlar bunlar. Teşabehet kulubu. Kalpleri birbirine benzemiş bunlar. Onun için Allah aşkına, Allah'a iftira etmesin kimse. Herkes eyleminin sorumluluğunu üstlensin. Üstlensin ki şu dünyada, şu darı dünyada aktif iyi olsun. Üstlensin ki daha da güzelleştirmeye çalışsın. Üstlensin ki görevden kaçmasın. Üstlensin ki peygamberlerin bıraktığı miras yerde kalmasın. Üstlensin inşallah. İradeyi insana kader kılan Allah'tır. Allah insanın dilemesini dilemeseydi insan dileyemezdi. Fakat Allah insanın dilemesini dilemiş, bunu dilediğini de irade vererek göstermiştir. O saatten sonra iradenin sorumluluğunu inkar etmek, Allah'ın dilediğini, dileğini reddetmektir. Yani kaderi inkar etmek, iradenin gücünü inkar etmektir. Bilmem anlatabildim. Kadir isminin tecellileri. Onun kaderi ölçüsü en güzel ölçüdür. Kamer suresi 49. ayet. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her bir şeyi bir kaderle yarattık. Ne demek? Bir ölçüyle yarattık. Ölçüsüz yaratmadık. Aslında başarının sırrı ne olmuş oluyor değerli dostlarım? Bunu sizinle paylaşayım. O şeydeki ölçüyü bulmak. Bir hususta başarılı olmak istiyorsa Allah'ın onun içine koyduğu kaderi, kadarı, takdiri, ölçüyü keşfetmeli insan. Bir hekim hekimlikte başarılı olmak istiyorsa Allah'ın hücreye koyduğu, dokuya koyduğu, organa koyduğu, kana koyduğu ölçüyü bilmeli. Kana koyduğu ölçüyü bilirse kan şekeri artınca şeker hastası olur. Öyle değil mi? Kolesterole bir ölçü koymuş. Onun fazlası zararlı, aşağısı zararlı. Dolayısıyla ona bakar. Tansiyona bir ölçü koymuş. Nabız. Kader koymuş, kader. Kader koymuş. Evet. Nabza bir kader koymuş. Fazlası da eksiği de nedir? Hastalıktır. Dolayısıyla bir hekim başarılı olmak istiyorsa önce Allah'ın eşyaya koyduğu ölçüyü, bedene koyduğu ölçüyü bir bilsin, keşfetsin. Aynısı bir çiftçi için de geçerli. Allah toprağa bir ölçü koymuş. Tohuma bir ölçü koymuş. Onun ölçüsünü bilirse eğer çiftçi başarılı olur. Aynısı fizikçi için de geçerli. Allah madenlere bir ölçü koymuş. Ölçü koyduğu içindir ki bakınız atom sayısı üzerinden madenlerin cinsleri ayrışır. Anlatabiliyor muyum? Onun için atom sayısı değişir, madenin cinsi değişir. Altının atom sayısını bilmiyorum efendim. Ama bir düşüğü beş para etmez bir maden. Yani molekül sayısı, atom sayısı içerisinden iki tane zincirden alıyorsunuz, beş para etmez bir madene dönüşüyor. Ona o iki taneyi koyuyorsunuz, altın oluyor. Allah Allah. Bu ne oran, bu ne ihtişam. Ancak febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezziban. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Ayetini hatırlıyoruz. Yine efendim, atomun, altının atom sayısı üzerine bir tane fazla atom koyuyorsunuz. Efendim, yine altın olmaktan çıkıyor, üç kuruş eden bir madene dönüşür. Kader var. Kader. Kaderini koymuş. Dolayısıyla o kader olunca altın oluyor. O kader olunca altın oluyor. O kader olunca altın oluyor. Eyvallah.
Gözün kaderi var. Gözün kaderi olmasaydı eğer belamızı bulurduk. Düşünsenize, baktığınızın röntgen makinesi gibi içini görüyorsunuz. Adam eşine, dostuna, yani hanımına bakamazdı. O kocasına bakamazdı. Hele düşünsenize, pilavın içindeki haramları görmeye başladınız. Kurt gibi oynamaya başlıyor. Ömür boyu pilav yiyebilir misiniz? Efendim. Kulak, bir kaderi var. Bir kaderi var. Bu kaderi anlamak için parmağınızı kulağınızın deliğine sokun, bir bakın bakalım. Helikopter çalışmaya başlar içeride. İstanbul'un en kalabalık caddesinin uğultusu. Niye? Çünkü iç sesi dinlemeye başladınız artık. Yani parmağınız bir tür size geri döndürdü iç sesi. İçerideki deveranı, kan deveranını, vücudunuzun iç sesini. İyi de vücudumuzun iç sesi zaten var. Hele ki duymuyoruz. Yoksa çıldırırdık. Çıldırırdık. Bir üst kader koymuş, desibel sınırı. Yeryüzünün dönme hızından kaynaklanan çok yüksek bir ses var. Fakat biz bunu duymuyoruz. Düşünsenize, arabanın sesi bile döndürdüğü şey nedir ki Allah aşkına? Küçücük efendim teker, yani şanzıman, dişliler belli işte, pistonlar efendim. Yani ürettiği güç nedir? Yeryüzü kadar bir motor olsaydı, bunu çalıştırsaydık ne olurdu? Aslında çalıştırıyor Allah. Bu muhteşem bir ses çıkarıyor. Fakat sınır koymuş. Elhamdülillah ki duymuyoruz. Eyvallah. Onun için Allah'ın kader koyması, ölçü koyması, sınır koyması lütuftur. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Ölçüyü biz koyduk. Ne güzel ölçü koyanız biz. Veya koyduğumuz ölçü ne güzel ölçüdür. İşte altın oran. Aslında muhteşem bir ölçü değil mi? Mikro alemde de, makro alemde de var. Tüm alemde altın oran var. Galaksilerde bile var. Galaksilerin kuyruklarında bile var. Mikro alemde var. İşte moleküllerin yapısında, DNA ve RNA'ların ölçüsünde, zincirlerde muhteşem bir altın oran var. Evet, 618. Efendim, 1,618. 1,618. Efendim, altın oran. Dolayısıyla başın enine boyu. İşte insanın baştan göbeğine kadar olan ve yere kadar olan. İşte parmağın boğumları. Efendim, ilk iki boğum, üçüncü boğum. İşte ön iki dişin efendim yanlamasına ve boylamasına ölçüsü. İşte burnun ve ağzın birbirine oranı. Yani göz bebeklerinin ortasıyla efendim işte insanın baş genişliği. Yani Allah öyle bir ölçü koymuş ki siz bunun daha iyisini koyamıyorsunuz. Bu ölçünün dışında kalanlar anomali oluyor. Bir takım sebeplerle deformasyon oluyor. Gerek genetik, gerek yiyecek, gerek beslenme, gerek tabiat şartları, ortam efendim Allah ölçüyü koymuş. Onun için bu ölçü, bakınız dirsekle parmak ucundan efendim bilekle parmak ucu arası efendim. İşte omuzdan şeyle dirsek parmak ucu arası. Yani hepsinde muhteşem bir ölçü var. 1,618. Bu ölçüyle donatmış. Bitkilerin yapraklarının çıkış hizası bile bu ölçüye göre. 1,618. Efendim öyle muhteşem. Sayıyorsunuz efendim ayçiçeğinin. Ayçiçeğinin her bir hizasının. İçe doğru dışa doğru sayıyorsunuz. Orantıyı kuruyorsunuz. 1,618. Gül yapraklarının birbirinin üstüne gelen tarafıyla üstüne gelmeyen tarafının orana vuruyorsunuz. 1,618. Dolayısıyla febi'eyye alâi rabbikumâ tükezzibân diyorsunuz. Ve fekadernâ feni'mel kadirûn ayetini bir kez daha anlıyorsunuz. Onun için Allah hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmamış. Hiçbir şeyi.